aile meşhur Öfke, Yunus Nadi romanı. Son romanı Ses ve Sus. Bunun dışında severek okuduğumuz Firar öyküleri, Seni Anlayabilmek, Eskişehir, Araştırma, Korku Söylencesi, Şimdi Gözlerini Kapa, Bunun Olduğu Kim Öldürdü gibi kitapları var. Şimdi sözü Adnan Bey'e bırakıyorum. Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için, buraya geldiğiniz için gerçekten çok sevinçliyim. Dünyanın daha önce söyledik. Ben Habertürk'te haber verdiğimken buraya birkaç kez mahalle gönderdim. Buraya haber yaptım ve sizi çok seviyorum ben dernek olarak. Gerçekten beni ahkem kestiğimi sanmayın, kanallık yaptığımı sanmayın ama buradaki bu derneğin varlığı inanın çok çok önemli. Özellikle bu son yaşadığımız dönemlerde böyle bir varlığın sürdürülebilir olması dahi gerçekten muazzam olağanüstü bir iş. Ve ayrıca hepinizin buraya gelmesi bu saatte gerçekten çok duygulandığım bir şey bu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi ki ben de geldim ve burada sizlerle konuşma olanağı yakaladım. Ne mutlu bana. Ben buraya dün akşam gece yersen doğru Kuşadası'ndan geldim. Kuşadası'nda da sizler gibi insanlar çok böyle ilgi gösterdiler. Şimdi gördüm ki gerçekten konuşulduğu zaman yani böyle insanların karşılıklı iletişime bazı sorunları dile getirilmesine ihtiyaç olduğunu hissettim. Ama bu sorunları derken işte siyasi, ideolojik elbette bunu yatsımıyorum. Bunlar da hayatın içerisinde var olan şeyler ama şeyden yoksun kalmışız artık. Bize o öylesine bir kendine sokmuşlar ki estetik değerleri konuşmaya, hayata dair hoş şeyleri paylaşmaya hepimizin bir ihtiyacı olmuş. Bunları konuşmadığımızı işte ben bu dolaştığım yerlerde bunu hissediyorum. Çünkü o kadar çok iletişim sıcak ve canlı yaşamıyor ki her ne kadar işte bazıları dışarıdaki insanlar burun kırın etse de gerçekten bizi hayatta var edebilen elbette maddi gerçekliğimiz yani hayattaki gerçek olan yaşam biçimimiz ama onun yanı sıra bizi insan yapan değerler de var. Bu insanı insan yapan değerlerden bir tanesi işte dediğim gibi tiyatro, edebiyat, sanat, ondan sonra müzik. Böyle şeye sanata dair olan her şey bizi var eden şeyler. Evet yani şimdi sözü açıyor tabii. Ben hemen konuşma yöntemimi açıklayayım. Sizler de eğer arzu ederseniz 20-25 dakika kadar hatta 15-20 dakika kadar ben aklımdaki şeyleri size paylaşmak istiyorum. Daha sonra karşılıklı bir yere konuşalım. Onu arzu ediyorum. Hatta işte ara veriliyorsa yöntemlerinizde ara verildikten sonra yine karşılıklı olarak da konuşmaya hazırım. Ben evet 30-35 yıllık bir gazet için ben de biraz bahsetti ama ve hayatı boyunca hayatımı hep yazarak kazanan bir insanım. Yazmaktan başka bir geçirme kaydı olmadı. Ama bu aynı zamanda etiksel olarak bir kaydıdır. Şu anda işte gazetecilik yapmıyor oluşum. Bu benim tercihimdir. Zaten yaptırtmıyorlar da. Bu da şu andaki yönetimin bir tercihidir. Yani karşılıklı böyle bir şey var. Ha, tabii bu kendimi insan olarak beni rahatlatıyor. Yani bir red çekme durumu vardır. Zaten hayatı sorgulayarak bakabilmeliyiz. Hayatı olduğu gibi değil de
bizim nasıl düşüncemizin içinde tasavvur ettiğimiz bir hayatla karşılaştırmalı olarak her zaman hayatta böyle bakış açımız, varlığı bizi zaten hayata bağlayan şeyler. Hayatta olduğu gibi kabul edip biat etmek, bize dayatılan şeyleri olduğu gibi hemen rıza göstermek, zaten bizi insanlığı insan olmaktan çıkartan şeyler. Yani ha ot gibi yaşarmışsın, ha şey gibi, yani böyle bir şey yok. O yüzden aslında benim de bu edebiyata sığınan noktam budur. Ben gazeteciliği çok komik bir şekilde hep lisede işte hayal ederim, iyi bir yazar olayım diye. Ben gazeteciliği de o dönemde gazeteci olursam iyi bir yazar olurum diye başladım ama hiç alakası yokmuş. Ama gazetecilik bana şu olarak bir değer kazandırdı. İşte birçok yabancı ülkeler gördüm. Çok değişik bir çeşitli insanlar tanıdım. Yani kategorisiye ayrımcılık yapmıyorum ama toplumun en alt kesimindeki insanlarla, yani ne bileyim bir uyuşturucu, uluslararası bir uyuşturucu kaçakçısıyla da ya da bir mafya liderini de tanıdım. Polis arıyorken ya da ne bileyim devlete meydan oluyorken ki yani dönem dönem özellikle bizim gibi ülkelerde bu tür adamların yönetimlerde mutlak hakim bir sözleri vardır. Ama diğer yandan da şeyi de tanıdım. Tabii devlet büyüklerini, işte devlet başkanlarını, cumhurbaşkanlarını ve şeyleri de tanıdım. Diktatörleri de tanıdım. Zaten sizler de tanıyorsunuzdur bu insanların televizyonda iletişim aracılığıyla. Ama ben bizzat onları yakından tanıdım, bu adamları. Devlet büyüklerini, işte cumhurbaşkanlarını. Benim başkanlık konumuz edebiyatta nitelikli okur. Yani edebiyatta iyi bir okurun iyi bir edebiyatı nasıl seçebildiğini anlatmak istiyorum size. Bunu neden anlatmak istiyorum? Onun da gerekçesini söyleyeyim. Ben mesela bu en son Ses ve Susur yazarken çok elbette gazetecilik döneminde dediğim gibi hikayeler, öyküler ve romanları yazmaya başlamıştım. Ancak onu yayınlatma süreci, mesela en son bu Ses ve Susu son 4 yılımı aldı. Yani editörel bir çalışmayı, yazmayı demiyorum. Editörel bir çalışmayı, iyi bir edebiyat adına tam 4 yılımı aldı. Bu aslında uzun bir süreçtir editörel süreç anlamında. Çünkü ben edebiyata da çok yakından ilgilendiğim için edebiyatın kavramsal ve kuramsal tüm o değerlerini, o disiplinlerini bilirsiniz. İşte bir öğretmenseniz, bir mühendisliğiniz ya da işte ne iş yaparsanız yapın, onun belli bir disiplini vardır. Bir ev kadının da bile belli bir disiplini vardır. Yani kendi işleyişi vardır. Ve o işleyişi, o pratikliği de teoriyle birleştirmek için çokça da edebiyat kuramlarını ve kavramlarını kavramsal olarak neler olabileceğini, işte akılların neler olabileceğine dair çok çeşit, çok yoğun bir şekilde çalışmışlığım da var. Bu anlamda Türkiye'de şeyi düşünmeye başladım. Neden edebiyat bu kadar çok işte yani şey yapılmıyor? İyi edebiyat neden yapılmıyor? Ama neden bazıları bu kadar çok tüketiliyor? Şuna vardım ki yani Türkiye'de elbette bütün hayatın diğer alanlarında olduğu gibi bu edebiyat kültürel kültürel alanda da insanların beyinlerini yıkamak ve bir endüstri, bir ticari halin son haddeye gelmesinden kaynaklandığını gördüm.
Nasıl diye sorarsanız, çünkü kültürel endüstri siyasi iktidarla ilişkilidir. Eğer siz bir yerde gerçekten ticari amacı eğer gözetliyorsanız ve bu ticari amacı siz eğer ideolojik hale dönüştürüyorsanız mutlaka siz siyasi iktidarın penderesinin içine girmek zorundasınız. Ya da onun içinde olacaksınız ki kendi çarkınızı döndürürsünüz. Şimdi bazı yönetimler vardır. Bütün dayatmalarıyla ve zorlamalarıyla o ülkedeki yönetimlere engel olur. Çok teşekkür ederim. Bunu nasıl yapar? O ülkedeki insanların hayatına nasıl etkiler? Kapa kuvvete, kapa güçte ya da devletin yasal şeyleriyle o insanları kuşatır. Ama hiçbir zaman insan beynini daha kuşatacak, onu kendisi gibi düşünmesine zorlayacak hiçbir yönetim biçimi daha icat edilmedi ve edilemez. Bu nedenden dolayı insanların ancak düşünce biçimlerini, entelektüel yapılarını değiştirmek için devletin o kendi zor olanakları, devlet dediğimiz şey zaten aslında şiddete ve zora dayalı olan bir örgüt olarak anlamamız gerekiyor ki zaten öyleydi. Öyle bizim gibi toplumlarda gerçekten devlet daha ceberut bir organizma, bir varlıktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Hani bize devlet baba dedikleri şey o gerçek demokratik demokrasinin yaşandığı yerlerde oldu. Bizim gibi böyle orantalizmin geçerli olduğu mantığın, orantaliz mantığın geçerli olduğu ülkelerde, üçüncü sınıf gelişmekte olan ülkelerde bu zor bir şeydir gerçekten devletin böyle bir baba rolünü üstlenmesi. Onun varlığı da zaten şiddete dayalıdır çünkü mantığı da odur, başka türlü var olamaz devlet. Şimdi bu alanda insanların kuşamını yani gerçek yaşamsal pratik alandaki kuşatılmışlığını yaratabilmek için, sağlayabilmek için ve onu kalıcı hale getirebilmek için insanın dediği gibi insanların düşüncesini ve entelektüel bilincini, hatta bilincini diyelim, daha sonra entelektüel boyuta geçelim. Onu yeniden şekillendirmek için bir takım siyasi aygıtlarını kullanır. Devlet bu siyasi aygıtlarından bir tanesi, ideolojik aygıtlarından bir tanesi. Zaten Althusser'de öyle der filozof. Ben de oradan alıntı yaparak konuşuyorum. Eğer biliyorsanız yani ona gönderme yaparak konuşuyorum. Devletin siyasi aygıtları bir tanesi de insanı yeniden yaratım adını kültürel alandaki entelektüel müdahalesidir. Kültürel alanda entelektüel müdahalesi dediğimizde neyi anlıyoruz biz? İşte tiyatro, sinema, edebiyat, müziktir. O yüzden dikkat ederseniz bazı böyle demokrasiden uzak yönetimlerdeki devlet başkanlarının, devleti yönetenlerin ilk yaptığı şey devamlı olarak kendi bulunduğu işte çevresinde kendisine yaraşır sanatçıları bir arada toplayarak gövde gösterisi yapar. Bakarsınız o sanatçıları, şey yaparsınız yani beğenmezsiniz ama o sanatçılar işin ilginç tarafı
devletin, şey pardon, halkın arasında ama bir genel kabul görmüş sanatçılar. Orhan Gencebay gibi mesela. Hep tabii Orhan Gencebay da abi şimdi isimlerini vermeyi saymıyor. Yani bu ben daha genel anlamda konuşmaya çalışıyorum. Şimdi bunların tabii bir çıkar ilişkisi var. Fakat devlet dediğimiz mekanizma, organizma bu kadar basit bir şey değil. Bazı kırıl, yani bazı ezber bozan şeyleri de yaratmaya çalışır. O kadar ince bir hareket eder ki, ince bir şeyi vardır, mekanizması vardır çok konular için. Şeydeki kırıl, toplumda bir toplumun yumuşak karnı olan şeyler de vardır. Bazı nedenler değil. O yumuşak karnındaki, halkın yumuşak karnındaki o şey kırılma noktasını, o nedeni bulup ortaya çıkartmakta üstüne yoktu. Bunlardan nasıl söyleyeyim? Mesela hani muhalif olan kişileri de kendi tarafında çekebilir devlet. Öyle olduğunda halkın bu şeye kendi bilincinin oluşmasında müthiş bir şaşırtma yaratır. Ve o şaşırtma insanların yeni bilinç oluşumunda müthiş etkisi olur. Yani inandığı bazı değerleri, mesela ben işte buradaki bir mavi rengin bana özgürlük çağrışım yaptırdığına inanıyorsam, devlet dediğimiz mekanizma o mavi rengi biraz daha sulandırır. Asıl özgürlük budur diye bir genel kabul olarak diğer kendi o siyasi aygıtlarıyla piyasaya sunar. Ben asıl gerçek mavi, işte gökyüzü mavisidir, özgürlük çağrışım yaptırdığınızda sizin, o devletin size sunduğu, sizi ikna ettiği mavilikle bana karşı çıkarsınız. Aslında ikimiz de aynı şeye inanıyorken sizi bana karşı bir tavır geliştirmeye yol açabilir. Şöyle bir şey diyeyim, daha da açık konuşayım. Yani devlet toplumun içerisinde muhalif olan kişileri öyle bir kurnazlıkla, öyle bir açılımla gider ki üstüne o sol düşüncede, yani da muhalif, yani devlet eğer sağ düşüncedeyse sol düşüncedeki insanı şey yapar, kendi tarafından çekmeye çalışır ki toplum üzerindeki kendi mantığını daha kolay egemonyasını sürdürebilsin. Bunu nasıl yapacak? Şimdi baş yolları şu. İşte müzik alandaki o tartışmaları biliyorsunuz. Efendim? Yavuz Bingöl'dü. Evet, yani kişiler üzerinde gerçekten haklısınız ama yani o kişilerin bu kadar çok, yani ben kişiler üzerinde kendi karakterini satan tüm sanatçılar ve tüm insanları ve gerçekten hiçbir zaman hazmedemiyorum. Eğer bir gün, yani bir gün benim de böyle bir şey olduğunu duyarsanız, ya da bir yerde atıyorum çok fazla bir basın organı yerlerinde çalıştığını duyarsanız, deyin ki ya aklına geldi yerde işte böyle satılmış şeyler bir insan olduğu rahatlıkla söylüyor. Hatta gördüğünüz yerde gerçekten şey yapabilirsiniz. Yani sevginizi söyleyebilirsiniz. Bunu çok samimi söylüyorum. Şimdi ben işin daha boyutunu, daha geniş boyutundan bahsetmek istiyorum. Ne yapıyor? Kültürel endüstri yaratmaya çalışıyor devlet dediğimiz mekanizma. Kültürel endüstri de var olanın üzerinde yürütmeye çalışıyor. Kültürel endüstriyi yaratmak için, yani kendi tarafına çekmek için ona bir takım olanaklar sunuyor. Nasıl olanaklar? İşte parasal olanaklar, bütün şeyi ele geçirme, o piyasadaki bütün o insanları, edebiyat severleri, okurlara ulaşan şeyleri ele geçen organları satın almaz. Biliyor musunuz mesela bu Old Kafa gibi böyle çok satar dergilerin el altından devlet tarafından müthiş desteklendiğini ve
çok felsefi dergilerin bile yönetimi olarak, yani genel yayın yönetmenleri olarak şu anda resmen değiştirdiğini biliyorum. Yani mesela şeyde Sabit Fikir diye bir çok ağır bir edebiyat dergisi vardı. Bir metazoolojik şekilde genel yayın yönetmeni değiştirildi. Şimdi böyle örnekler çok ama yani aslında örnek vermek istemiyorum isim. Ben işin mantığını anlatmaya çalışıyorum. İşin mantığını anlarsa zaten böyle bireysel olarak tek tek isimlendirmek çok kolay. Gerisi önemli değil. Şimdi böyle bir durumda burada Ülkeler Birliği'nde bir toplantı olmuş. Onu aklıma gelince söyleyeyim. Yayıncılık sorunları diye. Ve işte birçok yayın evinin genel sahipleri, genel yayın yönetmeni gelmişti. Onların söylediği şuydu. İşte biz muhalif olduğumuz için, yani muhalif yayınlar, muhalif dedikleri işte klasik, işte bildiğimiz şey, ekonomik, politik, bunlar ne şeyler ve insanları düşünmeye iten şeyler yayınlandığımızda bizden Kültür Bakanlığı 400 tane kitap alıyor. Biliyorsunuz devletin böyle bir kontenjanı var. Böyle kültürel yayın organı, tiyatroyu destekler, belediyeler tiyatroyu destekler, sinemayı destekler. Böyle bir müthiş bir fon vardır. Bu fonun miktarı olağanüstü miktarlardadır. İşte müzisyenleri destekler. Diğer yani kendilerine yakın siyasi düşünce olarak, ideolojik olarak kendilerine yakın yayın evlerine 4 tane tır şey alıyor. Kitap alıyor, yayın alıyor, basını yayın alıyor. Şimdi böyle bir şeyde insanlar artık şimdi hatta bazı yine dediğim muhalif diyebildiğimiz bazı yazarları kendi gazetelerinde röportaj yaparak onlara bu gidişat hakkında yönetimin kültüre bakış açısından metiyeler dizdirdiler. O, isim söylemiyorum, gerçekten zoruma gidiyor. Ya bu insanların bu kadar çabuk şey yapabilmesi, yani gerçek olan işin inandığı bir şeyden her şeyden önce, gerçek herkese göre değişir ama inandığı bir şeyden bu kadar çabuk, bu kadar ucuza vazgeçmesi insanı hem de bir entelektüel, hem de herkes tarafından bilinen işte yazarlar, şeyler vazgeçmesi insanı şey yapıyor, şaşırtıyor. Şimdi böyle bir endüstriyel bir anlamda bir kültürel bir baskı var, hücum var belli bir şey tarafından. Bu sadece bizim gibi ülkelerde değil ama yani bizim gibi şey bizim yani bu bizim ülkemizde değil ama yani bu bizim gibi ülkelerde birçoğunda çoğunda değil bizim gibi ülkelerde yaşanan bir şey. Avrupa'da da yaşanıyor yani çok ilişkim var, gidip geliyorum orada, hatta bazen yaşıyorum. Ha? Orada da var ama oradaki itiraz noktaları, itiraz merci bizim gibi sadece işte bir iki tane insanın elinde değil, yani bir iki tane ya da sizler gibi işte yani insanlardan değil. Onlar çok daha örgütlü mücadele ediyor. Biz de bütün sorun örgütlüğümüz bizim. Aslında orada korkunç bir şekilde çok sert bir muhalif şey yapı var ama bu yapı, muhalif yapı örgütsel şeyden. Mesela sanatçılar, yazarlar asla bir dayatma mümkün değil. Özellikle bir devlet dediğimiz bir mantık tarafından bir yazara şey yapılmıyor, yani müdahale ediliyor. Şimdi ben sözü nereye getireceğim? Konunun başlığını getirir. Çok uzattığını biliyorum ama yani edebiyatta iyi okur nedir? Yani iyi okur nasıl, nitelikte okur nasıl olur? Şimdi dediğimiz gibi edebiyatın iyi ve kötüsünü ayırt edebilen gerçekten okurun kendisidir. Yani okurun bizatihi kendisidir.
Hatta bu İtalya'da işte Avrupa'da Kalyon'un yaptığı gibi okulu edebiyatın ben yani edebiyat üzerinden sanat üzerinden edebiyat üzerinden yürümek istiyorum. Onu açmaya çalışıyorum. Kalyon'un dediği gibi İtalyan yazar, felsefi düşünür. Ya onlar şey yapıyorlar artık Avrupa'da okuru romanı değiştirmeye okurken romanın değişmesini sağlamaya çalışıyorlar. O kadar üst boyutta taşımışlar. Yeni akım dediğimiz edebiyat şiirde. Şimdi okurun niteliği eğer edebiyatın iyi ve kötüyü ayrıştırma nasıl yani bizi yönetenlerin iyi ve kötü olduğunu işte hangi insanlar daha iyi şey yapar? Sorgulayan, hayata işte muhalif bakabilen, kendisine bile muhalif olabilen, hayatı sorgulayan, hayattaki beklentilerin neler olduğunu bilen insanlardır iyi ya da kötü yönetildiğini. Edebiyat da öyle bir şeydir. Eğer siz gerçekten bir estetik bir kaygı, içinizde en ufak bir şekilde estetik bir kaygı duyuyorsanız ve yaşıyorsanız, onun iyi ya da kötü olduğunu elbette seçeceksiniz. Bu sizin zihinsel bir bağlamla, aynı denklemle, yani denklemin sonucu, zihinsel bir denklemin sonucudur. Yani sizin bağlamınız iyi bir sanatsal ürün, iyi bir edebiyat ürünü. Çünkü o sizin kendi bilincinizle var olan şeydir. Bu yüzden bu kadar çok devletin, yani devletten bahsetmemin nedeni şu, devletler hiçbir zaman kendisinin sorgulanmasını istemez. Sanatta, müzikte, hayatında her alanda, pazarda bile. Ve bu anlamda önce piyasaya bu kültürel endüstri dediğimiz şey olay zaten bir ticari kaygıdır. Bunun seni piyasada basit, çok kolay okunabilir ama halkın o hedonist yani haza duyan, edebiyata duyan bir hazcılık da vardır. Yani okuduğunuzda edebiyat hazını da alabilecek. Aforizmatik ama okunur okunmaz kitabı kapattığınızda o kitabı unutmaya yönelik size çok iyi kitaplar sunulur ve bu kitapların çok iyi bir edebiyat ürünü olarak lanse edilir. 300 bin, 500 bin. Şimdi bir şöyle bir paradoks var. İnsanlar çok az okuyor. Yani hatta lafı açmışken şu anda Türkiye'de kitap okumayı yasaklasanız nasıl ne değişiklik kim okuyor? Yani gerçekten yani kitap okumayı yasaklamakla şu anda hiç değişen hiçbir şey olmaz. Yani aradaki oran yine olan bize olacak. 3-5 insan oldu. Çünkü bizim okumamızı engeller. Ama çok geniş kitle yani o kitleyi etkilenmez. Çünkü bir de o insanların alım gücü de yok. Tabii şeyi kendi o şeyini nasıl diyeyim kendi bilgeliğini sırf karnından bir değer entegre olan insanların yaşadığı bir toplumda tabii benzer doyumu ulaşmayı elbette geri planda tutacaktır. Bu ne yazık ki en acıklı bir şey yaşadığımız bir gerçek bu. Şimdi durum böyleyken bir bakıyorsunuz ki okuma oranı giderek düşük ama yayıncılık açısından son bir iki yılda müthiş bir rakamla şey var. Yani kitap basma oranı olağanüstü bir şekilde artmış durumda. Ve bunu işte böyle bizim aforizmatik sözlerle işte iyi edebiyat, işte maniler gibi. Yani burada örnekler var. Kafanızı sorarsanız size örnekler getireceğim. Yani verebilirim. Çok hatta böyle bu şimdi dergide çok böyle satabilir. Hatta insanlar o dergide yazmayan insanları başka edebiyatçı olduğunu da sanmıyorlar. Ve insanları böylelikle öyle bir aşması sokuyorlar ki siz kitap okurken aslında edebiyat okuduğunuzu sanıyorsunuz ama farkında olmadan bir beyinsel bir şey olarak nedir?
bir gerilemeye gittiğinizi farkında değilsiniz. Ve piyasada bu yüzden gerçekten çok ciddi anlamda edebiyata dair şeyler var. Yani edebiyatın giderek niteliksiz hale dönüşmesi var. Ben bu yüzden sözü şimdi kapatacağım, bağlayacağım. Yani en iyisi, yani şu anda bana sorarlar iyi edebiyat, iyi okur olabilmek için hangi kitapları okumalıyız diye. Her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Klasiklerden kesinlikle sıfırdan başlayıp klasikleri okumak için. Ne olursa olsun. Yani hatta yani şimdi benimle konuştuğunuz gibi belki şimdiden hani mesela Ses ve Susuz nasıl okuduğum yani yazdığımda merak etmiş olsanız dahi sakın Zinler beni de okumayın. Ama ne olur, ne olur ama gerçekten klasikleri Dostoyevski, Dostoyevski, Türkan'ı, Stendhal, Dickens, aklınıza kimler gelmiştir, okul. Yani bunları bir kere okumadan, okumadan şey yapmayın. Yani edebiyatı okuyorum demeyin. Diğer öbür, yani mesela Türkiye, Sait Faik, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, gerçekten bu insanlar da yani bunu tahil edebiliriz ama ilk önce gerçekten klasikleri. Yani sıkılmadan, bıkmadan. Onu zaten okuduğunuzda kitabın kapağına baktığınız zaman kitabın ne olduğunu her bir şekilde anlarsınız. Anlıyorsunuz. Benim yani elbette yine dediğim 5 dakikayı yarım saatim olacak neredeyse. Ben ilk şeyim söyleyeceğim böyle. İstersen bir ara verelim sigara içmek isteyenler varsa. Öyle değil mi? Yok. Ara mı yiyoruz? Çay. Çay. Ben sigara içmek istiyorum.